Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi, kültürel zenginliği, aynı zamanda doğal güzellikleriyle ünlü ilimiz Muğla'dan sesleniyoruz. Tabii ki Ortaca Fethiye Karayolu üzerinde bulunan Toprak Ana Restorant'ın konuğuyuz. Yanımızda mekanın sahibi Sayın Nihat Biçer var. Kendisi şimdi bizlere bu güzel mekan ve yemekler hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nihat Biçer'i öncelikle tanımak istiyoruz. İzleyicilerimize kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ben 1981'den beri bu işlerin içindeyim. Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi mezunuyum. Değişik yerlerde çalıştım. Kendi mekanım oldu. Uzun yıllardır bu sektördesiniz. Evet, evet. Tabii ki evet. El maharetiniz ve ustalığınızla da bu lezzetlere yansımış. Elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Aldığımız tepkiler olumlu yönde. Evet. Sanırım iyi yaptığımızı inanıyorum. Çok güzel bir mekan burası. Öncelikle evet. İşletmesini yapıyorsunuz. Aynı zamanda mutfağında da varsınız. Yani hakimiyet evet. Sizin üzerinizde. Bu güzel lezzetleri hazırladınız bizler için. Teşekkür ederiz. Rica masamızda ederim. Neler var? Biraz sayabilir miyiz menümüzü? Buranın meşhur olduğu kuzu tandırımız var. Böyle toprak güveçte mi pişiyor bu? Evet. Bunun özelliği uzun saatte, yani uzun süre pişmesi. Akşam fırın söndükten sonra 10-11 gibi bütün kuzuyu, daha çok kuzu kol kısmını kullanıyoruz. İsteği olsa yine oğlak. Ama genelde süt kuzu kullanıyoruz, kol kısmını. Ateş söndüğü zaman kor olarak kalıyor fırın. İçeri atıyoruz. Sabaha kadar aşağı yukarı bir 10 saat ağır ağır kendi şeyinde, suyunda pişiyor. Ortaya böyle yani güzel bir lezzet çıkıyor. Yumuşak, lezzetli bir et oluyor. Gerçekten çok lezzetli. Biz de tadına baktık. Ellerinize sağlık. Onun dışında güzel mezelerimiz var masamızda. Genelde bütün restoranda olan şeyler yöresel. Yoğurtlu ıspanak şeyimiz, plakimiz. Buraya özel bir böreğimiz var. Toprak ana böreğimiz. Nasıl yapıyorsunuz böreği? Biraz bahseder misiniz? Bir kilo yufkadan diyelim. Üç tane yufkadan yarısını patatesle haşlıyoruz. Yine bezelye ve havuçla. Yer kısmını dolduruyoruz. Rulo halinde kapatıp sarıyoruz. Porsiyon olarak da kesip kızartıyoruz. Gayet pişmesi falan çok güzel. Lezzeti de yerinde. Tadı, tuzu hepsi kıvamında olmuş. Çok ağır değil. Yağ fazla değil. Rahatsız etmiyor. Onun dışında bir de saç kavurmamız var. Evet, değil burada, mi? Biz burada genelde antrikot etini kullanırız bu saç kavurmada. Evet. Sert olsa bile ben marina edip sosta dinlendiriyorum belli bir süre. Biraz daha lezzet katıp daha da yumuşatmak için. Ortaya güzel, yumuşak bir kavurma çıkıyor. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Onun dışında zaten yöresel ekmeğimiz, peynirimiz var. Ekmeğimiz peynir tabağımız de, evet. Var. Değil mi? Ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz. Burada evet. Sıcak olarak. Yanında verdiğimiz tulum peyniri, ceviz, özel tereyağımız var. Tereyağımız var, doğru. Peki bunun dışında gelenler, müşterileriniz ne gibi lezzetlerle burada buluşuyorlar? Genelde konfile çeşitlerimiz var, ızgara çeşitlerimiz var. Evet. Yine birkaç özel yemeğimiz var burada yaptığımız. Levrek sarma tavsiye edebiliriz denemeyenler için. Değişik bir lezzet olur. Yani mevsimine göre balık evet, çeşitleri var. Damak tadına hitap edeceğimiz güzel yemeklerimiz var. Kesinlikle her zevke uygun yemekler var gerçekten. Zaten kullandığınız malzemelerin kalitesi tabii ki el maharetiyle birleşmiş değil mi? Muhakkak çok önem yani, veriyorsunuz kaliteli malzeme kullanmaya. Tebrik ederiz sizi. Ben o konuda çok titizim. Evet. Çünkü bir laf vardır. Ucuz eti aynısı yavan olur hesabı. En iyi malı kullanmadıktan sonra olmuyor, tutunma şansı. Lezzeti bulamıyorsunuz. Yok. Evet. Kesinlikle kullandığınız malzemeler. En iyisini kendim seçiyorum. Beğenerek alıyorum. Yani verdiğim zaman içim rahat benim. Ne verdiysem et veya biliyorum ki en iyisini veriyorum ben. Geri olumsuz dönme şansı çok az ya da hiç yok gibi bir şey. Çünkü bu zamana kadar ortalama son 10 yılda ben 100 bin kişiye yemek yapmışımdır.
ve bunun geri olumsuz olarak dönüşü bana yansımadı desem olabilir yani. Kesinlikle. Bu da demek ki elimden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyorum. Özen gösteriyorsunuz. Kaliteli hizmet, dikkatli ve titiz çalışıyorsunuz. Gıda sektöründe evet. Çok önemli. Ve tabii ki el maharetiniz ve kullandığınız malzemeler de bu güzel lezzetleri ortaya çıkarıyor. Tebrik ederiz efendim. Peki evet. Mekanımızda kaç kişilik bir yer burası? Bir çırpıda kaç kişi ağırlıyorsunuz? Şu anda iç kapalı kısım 60 kişilik yazın bahçemiz var. Çok da güzel bir açık alanımız evet. Var değil mi? Evet evet gayet güzel. Kümeste değişik hayvanlarımız olacak. Doğayla iç içe tabii, burada huzurlu bir keyifli saatler. 100 kişi veya 100 kişi ağırlanabilir. Toplu yemek olabiliyor. Düğün yapabiliyoruz. Bazı rezervasyonlarımız var. Aynı zamanda ama kahvaltı genelde, da veriyorsunuz. Tabii kahvaltımızda. Köy kahvaltısı veriyorsunuz. Bu güzel ortama uygun. Çeşidimiz bol. Ondan da güzel tepkiler alıyoruz kahvaltımızdan da. Yani diyelim denemelerini tavsiye ederiz. Peki efendim burada güler yüzlü bir hizmet sunuyorsunuz gelen müşterilerinize. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu an için 6 kişilik bir ekibimiz var. Sonuçta ben ne kadar yemeği iyi yaparsam yapayım. Dışarıda arkadaşımız asık suratlı olduğu zaman tabii. Hiçbir kıymeti kalmıyor bir yerde. Biz ekip işi, her şey birbirine zincirleme. O bakımdan içimiz de rahat. Çalışan yanımız profesyonel, güler yüzlü. Onlar da en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyorlar. Kaliteli hizmet evet. Zaten gelen müşterileriniz de gayet memnunlar. Evet. Tebrik ederiz sektöre hizmetlerinizden dolayı sizi. İleriki yıllardaki hedefleriniz neler? Yine kendi branşımızda, işimizde en iyi olmak. Mümkün olduğu kadar yapabildiğimiz sürece bu işe yine devam etmek. Çünkü bu severek evet. Yaptığımız için severek yapılmadan yapılmayacak bir meslek. Değil mi? Evet. Çünkü sonuçta insana hizmet ediyorsunuz. Zor bir, dünyanın en zor mesleklerinden biri. Herkesi memnun etme şansınız zaten imkansız. Ama biz %80'lere, 90'lara ulaşırsak kendimizi çok başarılı sayıyoruz. Nihat Bey, Toprak Ana Restorant'ta güzel bir köy kahvaltısı yapılıyor. Ve evet, aynı zamanda evet. El yapımı reçeller evet, var. Evet, bir özelliğimiz de o. Evet. Gerçekten reçellerimiz ev yapım ve lezzetli. Ne diyeyim, portakal reçelimizi bahçemizden toplayıp yapıyoruz. Aynı zamanda karışık yaptığımız amber, turunç, mandalin, portakal ve limon. Üçü bir arada. Değişik görsem renk bakımından, lezzet bakımından değişik. Doğal ortamda, doğal yiyeceklerle evet, kahvaltı ediyorlar keyifle. Hatta burada bir de nar suyumuz var. Oldukça güzel. Evet. Narımız yine bahçelerimizden. Bu Hicaz narı denilen bir nar. Tatlı ve ekşisi. Çok güzel tadı. Ayarında olduğu için mayoş bir hafif bir tadı var. Evet. Değişik. Diğer narlarda bu lezzet bulamazsınız. Gerçekten burada, nar böyle yermiş gibi bir tat evet, var. Evet, dengelidir tatlı damakta ve ekşisi. Damakta tat bırakıyor, evet. Peki Nihat Bey, bizi konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere bugün Muğla'dan Ortaca ve Fethiye Karayolu üzerindeki Toprak Ana Restorant'tan seslendik. Mutlaka yolunuz buraya düşerse uğrayın. Bu güzel lezzetlerden siz de tadın. Bu keyifli mekanın tadını siz de çıkarın diyoruz. Efendim şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyolarında. Hoşçakalın.